Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Geometri Full Tekrar Kampı'nda 19. gün 2. dersteyiz. Yani 2. videodayız. Dönüşüm geometrisini bu dersimizde ne yapıyoruz? Tokatlıyoruz. Yani bitiriyoruz. Evet, kitabımızda sayfa numarasına hemen şöyle bir bakalım. Kitabımızda sayfa numarası 179. Sonra 180, 181 ve 182'yi de çözüp buradaki soruların hepsini çözüp bu işi iyice anlayacağız. Yani eksik bir parçamız kalmayacak. E hadi bakalım o zaman dersi bize başlayalım. Örnek konuşta kalmıştık. P noktasının bu doğruya göre simetriye alınmış. P üssü olmuş. Sonra P üstünün de bu doğruya göre simetriye alınmış. P iki üstü olmuş. Bizden P, P iki üstü uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaş şunlar birbirine eşit değil mi? Simetriyi aldığımız için. 90 derece ve eşit. Hocam bunlar da birbirine eşit. 90 derece ve eşit. İlk önce bu noktanın bu doğruya göre simetri olan bunu bulacağım. Sonra bunun da buna göre olan simetri bunu mu bulacağım? Hayır. Arkadaş ben burada bak buraya A, A buraya da B, B diyecek olursam A B'yi bulursam yani bu paralel iki doğru arasındaki uzaklık değil mi? Evet A B'yi bulursam 2 artı 2 B isteniyor benden. 2 artı 2 B'ye de ulaşırım. Neydi? Paralel iki doğru arasındaki uzaklık C'ler farkı. Eksi 5 eksi 10 bölü kare küçüğünde A kare artı B kareydi. Yani 3 4 ise 5'ti. E o zaman buradan 15 bölü 5'ten 3 geldi. E burası 3 ise tamamı kaç yapacaktır? 6 yapacaktır. Yani cevap denizli oldu 13. soruda. Geldik 14. soruya. Analitik düzlemde grafiği verilen birinci şekle bazı dönüşümler uygulanarak ikinci şekil elde edilmiştir. Buna göre birinci şekle uygulanan dönüşüm ya da dönüşümler aşağıdakilerden hangisidir? diye soruluyor bize. Şimdi bütün hepsini tek tek yapalım. Arkadaş orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndür. Pozitif yönde 90 derece döndür. Ya noktayı döndür. Bir noktaya al döndür. Buradaki nokta ne mesela? Hocam 3'e 2 noktası. Sen şimdi 3'e 2 noktasını döndürsen 2'ye 3 noktası yapacak. Hani noktalar yer değiştiriyor ya. Pozitif yönde döndürdüğüm zaman bu bölgeye düşüyor. Bu bölgede de işareti ne olacak? Eksi 2'ye eksi 3 olacak. Hemen eksi 2'ye eksi 3'ü bul. Sonra bir tane daha noktayı döndür. Hocam bunu da böyle döndürsek böyle. Bu noktamızda 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya 2 ya. 6'ya 2'yi de döndürdüğün zaman hocam eksi 2'ye 6 noktası yapacak. Böyle X2'ye 3, 4, 5, 6 noktası buraya geldi. Sen şimdi bu iki noktayı buldun ya. Bak bunu birleştir. Şu şöyleyken 90 derece dönmüş hali. Hocam buraya denk geldi böyle. Ondan sonra bu dikey yukarı çıktı. E sen bunu böyle döndüreceksin. O zaman bu sola gidecek. Öyle de devamını da çizebilirsin. Sonra bu sola gidiyor hocam. E 90 derece döndürdün ya bu yönde. Bu aşağı bakacak o zaman. Aşağı iki birim gideceğim. Bu yukarı gidiyor. 90 döndürce Bu sola mı yatmış oluyor? Evet. Sola 3 birim gidecek. Şu şekilde 3 birim. Sonra hocam bu sola gidiyor. Aşağı bakacak o zaman 90 döndürdüğümüz zaman böyle. E, çünkü şöyle düşünüyoruz bak. Şu sola gidiyor ya. 90 döndürdüğümüz zaman pozitif yönde. Şu yönde bu aşağı bakacak. Oradan geliyor mantığı. E, sonra da bunu birleştirdim. Bak burası yaptım yaptı. Evet elimizde şurası çıktı. E, sonra ne yapacağız? Buradan sonra da bunun buna göre yansımasını alacağız. x eksenine göre yansıması mı? X'e göre yansıması. Evet. Bu noktanın bak 3 birim yansıması. Aynen bu yaptı mı yaptı. O zaman cevap Akçay yaptı arkadaşlar. Ama biz diğer şıkları da gösterelim istersen. Şimdi B şıkkına bakalım. B şıkkında ne diyor? B şıkkında da diyor ki orijine göre yansıması. Orijine göre yansıması olmaz. Çünkü buradaki nokta ne? Hocam burası 3'e 2. 3'e 2 noktasının orijine göre yansıması ne olması lazım? Eksi 3'e eksi 2 olması lazım. Hocam 1, 2, 3'e eksi 3'e eksi 2 noktası buraya geldi. O yüzden bu yapmaz. Gelelim C şıkkına. C şıkkında ne diyor? Orjin etrafında pozitif yönde 270 derece döndür. Hocam bunu 270 derece döndüreyim. Bak şimdi. Buradaki noktamız neydi? 3'e 2'ydi. Sen 3'e 2'yi siyahla göstereyim bu sefer. 3'e 2'yi şöyle göndersek. 3'e 2'yi bu yönde hangi yönde? orijin etrafında pozitif yönde 270. Hocam pozitif yönde 270 derece döndürmek bu yönde e, 90 derece döndürmek demek değil midir? Evet. 90 derece döndür. Hocam buradaki noktamız ne yapıyor? 2'ye 3 yapıyor. Ama hangi bölgeye düşüyor? Hocam bu bölgede bu bölgede artı eksi ya olacak. Yani 2'ye eksi 3 noktası oldu. E tamam 2'ye eksi 3'ü göster. Hocam 2 birime eksi 3 noktası burası yaptı. Sonra buradan yine şöyle gidelim. Şuradaki noktayı bulalım. Buradaki noktada 6'ya 2'yi de 6 2'ye çevirdiğin zaman 2 eksi 6 noktası olacak. Hocam 2 eksi 6 3 4 5 6 işte burası oluyor. Şimdi döndürmeye devam et. Buradan böyle gittin. Bak bu böyleyken bu şekilde döndürdüğün zaman aşağı geldi bu. Sonra bu yukarı yönlüyken bu yönü döndürdüğün zaman böyle geldi. Sonra bu sola gidiyor. Yukarı gidecek o zaman iki birim. Sonra bu dikey gidiyor böyle. O zaman bu bu, bu, bu yön döndürdüğümüzde böyle olacak, böyle olacak, böyle olacak. Aa dikkat et bunun da neye göre yansıması? Y eksenine göre yansıması. Evet. Bunu da Y'ye göre yansıttığım zaman aynı zamanda bu da oluyor. O zaman bunun da iki şıkkı olacak ya. Evet. A ve C olacak. Dur ama olsun inceleyelim. Orijin etrafında pozitif yönde 180 derece döndür diyor. Bunu orijin etrafında 180 derece döndürmek demek orijine göre simetriğini almak demekti. E bu noktanın simetriği zaten buraya geliyor. Bu olmaz. Bu olmadı. B ile de aynı şey zaten. Orijin etrafında 90 derece döndür ve Y'ye göre yansıt. Sen şimdi bunu orijin etrafında 90 derece döndürsen Ya kitabı da döndürebilirsin. Kitabı şöyle döndür. Al döndür. Hangi şekilde oluşuyor? Şöyle döndür. O şekilde bak. Sen şimdi orijinal 90 derece döndürürsen bak bu buraya denk gelecek. Bunun da y'ye göre yansımasını al diyor buraya denk gelecek. O zaman bu oluyor mu? Olmuyor kardeşim. O yüzden bu da iptal. Yani cevap A ve C şıkkı diyebiliriz. Tamam. Ama ya yanlış oldu da bazı yanlışlar da bize güzel şeyler de öğretiyor. Her iki şekilde sağlanıyor. Nedense. Çünkü birbirinin zıttı olmuş oluyor. Değil mi? Evet. Birinde böyle 90 derece döndürüp X'e göre yansımasını alıyoruz. Öbüründe de böyle Y'ye göre yansımasını alıyoruz. Her ikisinde de, de çıktı. Yani cevap A ve C oldu. Neyse geldik 15. soruya. Aşağıda dik koordinat düzleminde ne verilmiş? A ve B noktası verilmiş. Tamam. Bu noktalarından geçen diye doğrusu verilmiş. Bir de P noktası verilmiş. P noktasının X eksene göre simetri olan R harfi ile gösteriliyormuş. E tamam bunun x eksenine göre simetriğini alsam hocam r harfiyle gösteriyorum. Y'si işaret değiştirecek. 3'e eksi 2 noktası olacak burası. Ee, r noktasının d doğrusuna göre simetriği ise s ile harflendiriliyor. Evet buradaki r'nin de d doğrusuna göre. Ben bunun bu doğruya göre simetriğini alacağım. Bir noktanın bir doğruya göre simetriği de s ile. S'nin koordinatları çarpı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş o zaman biz burada bu doğrunun denklemini bulmaya çalışacağız. Şimdi nasıl bulacağız? Bu doğrunun denklemini yazalım ki ondan sonra e, olayı hallederiz. Bu doğrunun denklemi nedir? İlk önce iki noktası belli ise y'ler farkı bölü x'ler farkından eğimini bul. 5 eksi eksi 2 yani eğim ne yapıyor? Artı 7 bölü 4 eksi eksi 3 artı 7 1 yaptım. Hmm eğim belli. Eğim belli. Nokta belli. Nokta da bu. Doğru denklemini yazabiliriz. M çarpı x eksi x sıfır eşittir. Y eksi y sıfır. Yani x eksi 4 eşittir. Y eksi 5'ten dolayı. Buradan x eksi y artı 1 eşit 0 doğrusu yaptı. Şimdi bir noktanın bir doğruya göre yansıması alınırken ne yapıyorsunuz? Bizim bir yolumuz var. Onu yapabilirsiniz ama şimdi burada sana kısa yolu göstereyim. Bir noktanın bir doğruya göre yansıması alınırken eğer verilen doğru neyimi artı 1 ya da eksi 1 ise kısa bir yolumuz var. O kısa yolumuz nedir? Nokta yerine yazıyorsun. Yani x yerine 3 yazıyorsun. x yerine 3 yazdığımız zaman hocam 3 eksi y artı 1 eşit 0'dan buradan ne geldi o zaman? Hocam buradan y'yi 4 buluruz. Bir de y yerine de noktadaki y'yi yazıyorsun. Yani eksi 2. Eksi 2 yazdığımızda o zaman eksi 2 yazıyorum y yerine. Eksi 2 yazdığımda x eksi eksi 2 yani x artı 2 artı 1 eşit sıfırdan x de buradan eksi 3 geldi. İşte noktamız ne yaptı? Bak x eksi 3 y' de 4 geldi. Yani eksi 3'e 4 noktası yaptı. S noktasının koordinatları çarptı nedir diye soruluyor. Eksi 3 ile 4'ü çarptığın zaman da eksi 12 mi geldi? Evet cevap Akçay yaptı örnek 15'te. Bu şekilde noktanın doğruya göre simetriğinde kısa yol neymiş? Noktayı da orada yerine yaz. Yani x gördüğün yere noktadaki x'i yaz. Y'yi bul. Y gördüğün yere de noktadaki y'yi yaz. X'ini bul. Bu kadar basit. Tamam. Bu da kısa yol. Evet örnek 15 bu şekilde. A örnek 16 değil. şimdi. A noktasında evi bulunan. Ece B noktasındaki parka gidebilmek için x eksen üzerinde dondurma dükkanına uğrayıp dondurma almak istiyor. Şimdi sonra Ece'nin evinden parka giderken alacağı yol en az nedir diye soruluyor. Arkadaş buradan bizim Ece nerede? Evinden parka giderken bu x eksen üzerindeki dondurma yerine de uğrayacak ya. Şöyle ve şöyle gidecek değil mi? Ya bunlardan hep bahsettik. Dik üçgene de bahsettik. Bu x'in toplamının en az değerini ben bu şekildeyken bulamam. Ne yapıyoruz? Bir tanesinin katlamasını al kardeşim. İster bunun katlamasını al ister bunun katlamasını al. Bunun katlamasını alacak olursam mesela şunun katlamasını alacak olursam. Hocam burası x. Yani şu nokta x artıya en az ne zaman olur? Hocam şunlar doğrusalken olur. İşte Alacağı yol soruluyor zaten burada da. Yani x artı y'ye soruluyor bize. E o zaman buradaki uzunluk kaçtı? Şöyle bakacak olursak 4 birimdi. E o zaman burası da 4 birim. E şimdi şuraya bakacak olursak burası kaç birim? 2 birim. 2 ile 9 arası kaç birim? 7 birim. E sonra burası da 24 birim değil mi? Evet. Bizden x artı y isteniyor. Hocam 2 nokta arasında uzaktan gidebiliriz. Yani burası ne yaptı? Hocam 2'ye x 4 noktası yaptı. Burası ne yaptı? Hocam burası da 9'a 24 noktası yaptı. X'a farkı 7, Y'ler farkı e, şurası kaç? 20 burası. E, buraya 20 birim. Şurayı yanlış yazmışım. Y'ler farkı da 24. X'a farkı 7, Y'ler farkı 24. 7, 24, 25 üçgeninden cevap 25 diyebilirsiniz. İki nokta arası uzaklıktan. Ya da hocam şurada e, 90 dereceler var ya bak burası 4 birim burası da 20 birim. Şöyle bir dikdörtgen yaparsam e, 4 ise 4 burası da 7 ise 7. Bak burada Pisagor bağıntısı 7, 24, 25 üçgeni yine çıkıyor karşımıza. Cevap böylelikle 25 çıkar ya da iki nokta arasındaki uzaktan da zaten çıkıyor. A bu şekilde toplamının en az değeri sorulduğunda şart burası ya şartın aynı bölgesinde değil de zıt bölgesindeki doğrusallık incelemesi yapılıyordu. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Örnek 16 E-Dremit oldu. Geldik örnek 17'ye. Dik koordinat düzleminde ABC üçgenin orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürülmesiyle saat yönünde 90 derece döndürülmesiyle elde edilen e, A üstü B üstü C üstü. Arkadaş kitabını döndür elde edilen noktaları göreceksin böyle. Tamam kitabını döndür. Şu şekilde döndürdüğün zaman göreceksin. Ben burada göstereyim. E, şuradan da ben bütün noktaları da döndürebilirsiniz de fark etmez. Hocam eksi e 2'yi döndürüyorum. Eksi e 2'yi döndürdüğün zaman ne oluyor? Hocam 2'ye 1 noktası oluyor. Birinci bölgede olduğu için 2'ye 1 olacak sadece. Şurası 2'ye 1 noktası oldu burası. Şu nokta. Sonra buraya bak. Eksi 3'e kaç burası? Eksi 3'e 2 noktası. Hocam eksi 3'e 2 noktası da noktalar yer değiştiriyor. 2'ye 3 olacak. Birinci bölgede olduğu için işareti 2'ye 3 bakıyorum. Burası neydi? 2'ye 1'di. 2'ye 3'e bakıyorum şimdi. Şuraya gelecek. Ee, sonra öbürüne bakalım. öbürde de eksi 1'e 4. Eksi 1'e 4 de noktalar yer değiştirecek. 4'e 1. İşareti de artı olacak. Çünkü birinci bölgeye düştüğü için 4'e 1'e bakıyorum. 4'e 1 bu şu şekilde. Yani şıklarda niye arayacağım arkadaşım? İşte tam olarak şunu arayacağız. Evet neylesi burası? 2'ye 1 dedim burası. Hangi şıkta var diye bakarken denizli şıkkında var. 2'ye 1, 4'e 1, 2'ye 3. 2'ye 1, 4'e 1, 2'ye 3 şeklinde oldu burası. Şuranın da 4 olduğunu gösterelim. Evet örnek 17 bu. Ya da böyle ekseni böyle çevir. Böyle. Nerede? Bak şey 2'ye 1 oluyor. Burası yeni x ekseni olacak ya. Öbürü de 4'e 1 oluyor. Ondan sonraki de ne oluyor? 2'ye 3 oluyor zaten şuradaki noktada. Oradan da halledebilirsiniz arkadaşlar. Neyse örnek 17'yi bu şekilde bulduk. Geldik örnek 18'e. Aşağıda 4 atlet D1, D2, D3, D4 doğruları üzerinde koşmaktadır. Şimdi D2 doğrusu verilmiş bize. D2 doğrusu ne verilmiş? X artı Y artı 2 eşit 0 verilmiş. Ve D3 de X artı Y artı 5. X artı Y artı 5 eşit sıfır olarak verilmiş. Şimdi birinci atlet A noktasına geldiğinde A'ya gelmiş. Sonra e, dördüncü atlet A üstü noktasına geliyor. A noktasının e, A noktasının D2 doğrusuna göre simetriği, B. B noktasında e, D3 doğrusuna göre simetriği A üstüdür. Hmm. Şimdi A noktasının diyor ki bize D2 doğrusuna göre simetriği, D2'ye göre simetriği burası. B B noktasında D3'e göre simetriği de burasıymış. A üstü. Şu eşitleri yazalım böyle. Burada da şuradaki eşitleri yazalım böyle. Tamam. A, A üstü nedir diye soruluyor bize. Arkadaş burada çizgiyle çift çizginin toplamını bulursak olay bitti. Yani şu uzunluk direkt paralel iki doğru arasındaki uzaklık değil mi? Evet. İstersen sen burada noktanın doğruya göre simetriğinden burayı bulursun. Sonra buradaki nokta da hocam noktanın doğruya göre simetriğinden bunu bulduk ya. Noktanın doğru yalım uzaklığından bu noktayı noktanın doğru yalanı uzaklığından bu noktayı bulursun. Ama gerek var mı? Yok. Ne yapacaksın burada? Hocam bu uzunluğu bulacağım işte. Ee, yani burası bak. Burası çizgiye çift çizgi. E burası iki tane çizgi, iki tane çift çizgi. Yani paralel iki doğru arasındaki uzaklık. C'ler farkı. 5-2 bölü kare küçüğünde akar. Artı b kare. Birin karesi artı birin karesi. Birin karesi artı birin karesi. Yani burası 3 bölü kökü yaptı. E, o zaman burası 3 bölü kökü ise burası da 6 bölü kökü yapar. 6 bölü kök 2 de neye eşittir? Kök 2 eşittir Neyle çarparsan 6 kök 2 bölü 2 eşittir. Yani 3 kök 2 eşittir. E zaten bizden bu a a üst uzunluğu isteniyor. Cevap 3 kök 2 çıkar. Yani cevap c -han çıkar. 18. soruda. Geldik 19. soruya. Dik koordinat sisteminde 4'e 8 kök 3 noktası verilmiş. Tamam. Buna göre eksenler ok yönünde 60 derece döndürülürse. He. Şimdi. Bir kere buradaki noktamız ne? 4. Buradaki noktamız da 8 kök olduğunu biliyoruz. Tamam. Yani şuradaki uzunluğun 4 birim olduğunu biliyorum ben. Buradaki uzunluğun 8 kök 3 olduğunu biliyorum. Şimdi ben bu sefer ne yapıyorum? Eksenleri döndürüyorum. Ekseni döndüreyim. Arkadaş eksen böyleyken 60 derece döndürdüm. Noktam aynı kalacak. Hop şu şekilde 60 derece döndürürsem. Hocam 60 derece döndürdüm. E, öbürü de 60 derece döndürülürse şu bu yapıyor. Evet. Yani eksenlerimiz bak şöyle oldu şöyle oldu. O zaman bizim birinci bölgemiz ne oldu? Şu x ekseni buraya geldi ya birinci bölgeye bak burası oldu. Tamam. Şimdi buradaki nokta isteniliyor bizden. Bu nokta yeni düzlemde a noktasının apsisi nedir diye soruluyor yeni koordinat düzleminde. Şimdi yeni eksen de burası x burası da y eksen oldu ya. Eksenler olan uzatlarını bulacağım ben böyle böyle. Tamam. E ben neyi biliyorum arkadaş? Buranın dört birim olduğunu biliyorum zaten. Hocam burası 90 derece ya. A 60 90 ise bak burası 30 derece oldu. Şimdi dikkat. Ee, 30'u karşı 4 ise 90'ın karşısı kaç yapar? Hocam 8 yapar. 60'ı karşı 4 kök 3 yapar. Dikkat dikkat. Bunun tamamı 8 kök 8 kök 3. Buraya da 4 kök 3 kaldı. 90'ın karşısı 4 kök Burası da 30 derece yaptı ya ters açıdan dolayı. 30'un karşısında 2 kök 3 yapar. E, 30'un karşısı 2 kök 60'ı karşısı da kök ee, 3 katından dolayı 6 yapar. A x eksenindeki değdiği nokta hop 14 birim sağda 2 kök 3 birim yukarıda. 14'e 2 kök 3 noktası mı yapar? Bak sağa 14 birim yani 14 birim pozitif tarafta burada da 2 kök 3 birim yukarı tarafta değil de yani şey pozitif tarafta 2 kök 3 birim. Yani 14'e 2 kök 3 noktası mı yaptı? A noktasının apsisi isteniyor bu zaten benden. Apsisi de kaç olmuş oldu? 14 olmuş oldu. Güzel bir soru. ÖSYM uzun zamandır bu koordinat eksenlerin döndürme ile ilgili soru sormuyor. Koordinat eksenlerin döndürme sorularında bir nokta verilmişse onun eksenler onun uzatlarını ilk önceki şekilde belirle. İkinci şekilde de yine eksenlere olan uzaklıklarını bulmaya çalış tamam Çünkü analitik geometride bizden bir nokta isteniliyor ya da bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa eksenlere olan uzaklıkları bizim için önemliydi. Değil mi? İşte o yüzden burada o hamleyi yaptık. Evet 19. soru C oldu. Geldik 20. soruya. Dik koordinat düzleminde keşe noktaları evet şu şekilde verilmiş. Eksi 3'e 3 bilmem ne şuradaki noktada hep 3, 3 3 3. Karesi orijin etrafında saat yönünde 45 derece döndürme x eksenine göre yansıma orijin etrafında 45 derece döndürme. Son durumda oluşan karenin ilk durumuna göre yeri değişmeyen köşeleri hangileridir diye soruluyor. Arkadaş tamam şimdi. Orijin etrafında ben bunu ne yapayım? Saat yönün tersinde. Saat yönün tersinde yani şu yönde döndüreceğim. Bu yönde döndüreyim. Şimdi burası arkadaş köşe gelenleri çizelim. Arkadaş burası tam merkezden buraya dik 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 iki eş parçaya bölecek şekilde olmuş bunlar. Tam burası ağırlık merkezi ağırlık merkezi tam köşegenlerde oradan geçmek zorunda. E, ee, köşegenler de oradan geçecekse buradaki açılımız kaçar derece yapar? 45'te 45'er derece mi yapar? Evet 45'er derece yapıyor. Şimdi burada arkadaş ne yapalım burada? Orijin etrafında saat yönü tersine 45 derece döndür. Orijin etrafında saat yönü tersine 45 derece döndürürsem D noktası buraya gelir. Bak şuraya geldi. D noktası buraya geldi. D üssü. Sonra hocam bunu döndür yine A'yı. A'yı döndür. A şuraya mı geliyor? Evet. A üssü buraya geldi. Sonra ne yapıyorum? Hocam B nereye geliyor? Hop 45 derece döndüründe. Buraya geliyor. Burası B üssü oldu. C'ye bakalım şimdi. Hocam C'ye baktığımızda da bu buradan hop şuraya geliyor. Burası da C üssü oldu. Şimdi X'e göre yansıt. X'e göre yansıttığın zaman şunlar X eksen üzerinde bir şey değişmiyor. Şu B üssü noktası yukarı geliyor nereye geldi? B üstü buraya geldi. Buraya da D üstü noktası mı geldi? Evet. Sonra orijin e, orijinal saat yönde 45 derece döndür diyor. Saat yönde 45 derece döndürüyorum şimdi. Bunu saat yönde 45 derece döndürdüğümde bu şekilde geldi. Yani buraya ne, ne noktası geldi? B noktası geldi. E, bunu döndürdüğümde saat yönde 45 derece. Hocam A noktası buraya geldi. Sonra bunu döndürdüğümde ne, bu, bu buradaydı. Bunu döndürdüğümde buraya buraya D noktası geldi buraya D noktası geldi. Sonra bunu da saat yönünde bu şekilde döndürdüğünde buraya da C noktası mı geldi? Evet. Şimdi bu bu nokta 45 derece döndüğünde buraya geldi. C noktası da buraya gelmiş oldu. O zaman hangi noktalar değişmedi arkadaşım? A ile C. Zaten bizden A değişmeyen noktalar hangisidir diye soruluyordu. A ile C noktaları aynı yere gelmiş oldu. Çünkü A'yı böyle döndürdüğüm zaman x ekseninde x eksenine düştü. x eksenine göre simetrikler aynı nokta oluyor. Geri doğru dönüşüm yapıldığında yine a ve c aynı yerine denk gelmiş oldu arkadaşlar. Evet örnek 20'yi bu şekilde bulduk. Akçay bulduk. Geldik örnek 21'e. Dik koordinat sisteminde y eşittir x, x doğrusu ve bir kare verilmiştir. Bu karenin y eşittir x doğrusuna göre simetriği yani yansıması alındığında o a üstü b üstü c üstü karesi elde ediliyormuş. C noktası belli. 5'e 2 olarak verilmiş. B üstü noktasının koordinatı nedir diye soruluyor. Şimdi burada ne yapacağız? Hocam bunun yansımasını aldıktan sonra mı B üstüne ulaşalım ya da ilk önce buradaki B'yi bulup ondan sonra böyle karenin yansımasını alacağım. Direkt buradaki B noktasının yansımasını alsam daha iyi olmaz mı olur? O zaman B'yi bulmaya yönelik hamle yapacağım ben şimdi. B'yi bulmaya yönelik hamleyi nasıl yaparız? Hocam 5'e 2 şu kullanacağız. Şuradan bir dik çizelim. Dik çizdim. E ondan sonra ne yapacağız? Ya bu da kareleme metodu dediğimiz bir teknik vardı. Gerçekten çok işimize yarıyordu. Burada onu kullanalım. Hadi şurada da burada da B'nin böyle eksenler olan uzakları önemli olacak ya. Yalnız burada burayı kesiyor böyle. İşimize yaramayacak. Dışarıda dik üçgenler bak işimize yarayacak şöyle. Şu dik üçgenler kareleme metodu dediğimiz teknik. Yani şuradaki üçgenlerin hepsi ne oluyordu? Eş üçgen. Gerçekten çok işimize yarıyor bu. Yani bu teknik özellikle böyle analitik geometride kare olduğunda gerçekten hoş bir teknik. Şimdi burada alfa beta'ya dalsak zaten bunlar ne oluyor? Hocam 5 üçgen oluyor alfa beta'dan dolayı. E hocam burası 2 birim burası da 5 birim. O zaman alfanın karşısı her yerde 2 birim. Beta'nın karşısı da her yerde 5 birim. E sonra şurası 5 birimse dikdörtgenden dolayı bak şurası da 5 birim. Buraya kaç kaldı o zaman 3 kaldı. B noktasının hapsine bakar mısın şimdi? B noktası hocam 3 birim sağda kaç birim yukarıda 7 birim yukarıda 3'e 7 noktası yaptı. Şimdi ben 3'e 7 noktasının y eşittir eksi x'e göre simetriğini alırsam eğer hocam noktalar yer değiştiriyor 7'ye 3 bir de işaret değiştiriyordu. eksi 7'ye eksi 3 mi yapar? Aynen öyle. Yani al örnek 21'i böylelikle balık esir bulduk. Geldik örnek 22'ye. Yukarıdaki şekilde dik koordinat düzleminde verilen KL'nin orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürülmesiyle K üstü L üstü elde ediliyor. Şimdi ben bunu orijin etrafında 90 derece döndüreyim. Nerede? Saat yönünde şu yönde. Hocam 1'e 3 ken ne oluyor? 3'e 1 oluyor ama saat yönde döndüğü zaman buraya denk gelecek ya. 3'e 1 e, hocam 3'e 1 olacak ya. 3'e eksi 1 mi olacak? Evet işaret de önemli burada. Yani şurada 3'e 1 noktası oldu arkadaşım. 3'e eksi 1 noktası olacak. Yani 1'e 3'ü sen 90 derece döndürdüğün zaman e, hocam 3'e 1 olacak. Hangi bölgeye düşüyorsa onun işaretini koyacaksın. Onun işareti de 3'e eksi 1 noktası oluyor. Yani şu olacak. 4. bölgeye düşüyor saat yönde döndürdüğünde. 4'e 3'ü döndürdüğünde ne olacak? 4'e 3 de hocam 3'e 4 olacak. E hocam bu bölgeye düşüyor. Yani burası neydi? Şöyle 4 noktasıydı. Pardon şurası 3 noktasıydı. Şurası da neydi arkadaşım? Burası da eksi 1'di. Şimdi burası da 3'e eksi 4 mi olacak? Evet 3'e eksi 4 olacak. Şöyle gösterelim. Yani bizim noktamız ne oldu arkadaşım? İşte tam olarak burası yaptı. Sonra ne oluyor? Daha sonra K üstü L üstünün Y eksenine göre simetriye alındığında nereye alınacak? Y'ye göre simetriye alacak. Y'ye göre simetriye alındığında tam şurası mı yapacak arkadaşım? Bu noktanın burası, bu noktanın burası yaptı. Yani şuradaki nokta yaptı. Burası da eksi 3 noktası yaptı. Tamam. Yani şu noktalardan da gidebilirsin. Hocam 3'e eksi 1 ya. Eksi 3'e eksi 1 oldu. Y'ye göre simetrinde y'si işaret değiştiriyor falan da yapabilirsin böyle. Ee, pardon x'i işaret değiştiriyor yapabilirsin. Tamam. Buradan da ne bulduk arkadaşlar? K2 üssü L üsü Ne bulduk? İşte burası K üssü L üsüydü. Burası da K2 üstü. L2 üstü noktası oldu. E, K2 üstü L2 üstü noktası isteniyor bizden. Arkadaşlar eksi 3 eksi 1 noktası. Eksi 3 eksi 1. Başka öbürü ne? Öbürü de eksi 3 eksi 4 noktası değil mi? Evet. Ne yani noktamız ne çıktı böylelikle? Akçay çıkmış oldu. Ha noktadan da gidebilirdin. İlk önce bunu döndürdüm. Bu şekilde oldu. Sonra bunun da y eksenine göre yansımasını al. O zaman eksi 3'e eksi 1 noktası diye bu şekilde de bulabilirdin. Bu da eksi 3'e eksi 4 diye y üzeri simetriyi alınan nokta olarak da bulabilirdim. Ben sana şeklinde göstermiş oldum. Buradaki şeyi. Yani bunun, o bu dönüşümler yapıldığı zaman işte şuradaki k2 üstü l2 üstü noktasına ulaşırız. Daha doğrusu doğru parçasına ulaşırız. Evet örnek 22 bu. Geldik örnek 23'e. Koordinat düzleminde y eşittir kök 3x. Bak y eşittir kök 3x. Eğim 60 bak eğimi. Eğim kök 3. Tanjant alfa kök 3 nerede kök 3'te 60 derecede. Şu aç 60 derece. Yani buraya 30 derece kalıyor değil mi? Şu aç 60 dereceyse o zaman buraya 30 kalıyor. Hani şurada karışıklık olmasın diye buraya yazdım. Sonra 1 bölü kök 3. Eğim 1 bölü kök 3 olduğunda tanjant beta bu neredeydi? O da 30'da. E bunun eğim açısı da 30 derece olacak. O zaman burada ne kaldı? 30 derece kaldı mı kaldı. Tamam bunlar 30'ar derece çıktı. Şimdi bana ne diyor? 2 kök 2'ye 2 kök 2 noktası verilmiş. A, güzel bir nokta bu. Tamam. Şimdi diyor ki bize. A noktasının bu doğrulara göre simetriye alındığında A1 ve A2 noktaları elde ediliyor. Arkadaş buna göre simetriğini alsam burası. Buna göre simetriğini alsam burası yapıyor. Bak şimdi. Şurası A1 noktasıymış. Burası da A2 noktasıymış. Simetriğini alınca şunlar dik ve birbirine eşit. Dik ve şunlar da birbirine eşit mi? Eşit. Bizden ne isteniyor? Bu köşeleri A1, A2 ve orijin olan orijin olan üçgenin alanını nedir diye soruluyor. A1, A2 ve orijin olan üçgen. Hocam burada ne var bir kere? Hop şunu şöyle çizersek. Hocam dik tabanı iki eş parçaya böldü. İkisi kenar şöyle. Hatta burada iki nokta arasındaki uzaklıktan şurayı bulabilirim de dik üçgenden bile bulabilirsin. Hocam burası iki kök ki. Burası da iki kök ki. İki kök ki. İki kök ki. Kök katı. Burası dört yapar. Tam burayı dört bulduk. Şimdi burada dik tabanı kes parçaya böldüğü için ikiz kenar oluşturduk. 4 ise 4 hatta bu açı ortaydır. Şu açı ortaydır. Şuradaki açılar birbirine eşit olacak. Sonra burada da dik tabanı kes parçaya bölmüş. 60 ikiz kenar gelecek. Hop şöyle oluşturduk. Hocam 4 birimse burası da 4 birim yapar. E, bu da aynı zamanda açı ortay mı olacak? Şöyle şöyle. Evet. A burası kaç? 30 derece değil mi şurası? Aynen öyle. E hocam nokta ile çizgin toplamı 30 o zaman burası kaç derece yapacak? Tamamı 60 derece yapacak. O 60 derece burası. 4 burası 4 burası. Sen bunu böyle birleştirirsen. Burası da 4 yapar. 60 ya ikiz kenarlık var yani eşkenarlık çıktı. İşte benden de şu üçgenin alanı isteniyor. eşkenar üçgenin alanı bir kenar 4 ise akara kök 3 bölü 4'tür. Yani cevap kaç çıkar? 4 kök 3 çıkar mı? Çıkar. Güzel bir soru. Sınavda çıkmaya aday bir soru. Lütfen buna da dikkat edin. Hoş bir soru. 23. soru balıkesir oldu. Geldik 24. soruya. Evet. O merkezde dik koordinat Dik koordinat düzleminin 3. bölgesinde y eşittir x doğrusu üzerinde a ve b noktası alınıyor. Şimdi y eşittir x doğrusunu çizeceğiz arkadaşım. Ve 3. bölgesindeki noktalardan bahsediyor bize. Şimdi y eşittir x doğrusunu çizelim. Y eşittir x doğrusu bu. 3. bölgesinde y eşittir x doğrusu üzerinde a ve b noktasından bahsediyor. Şuraya a noktası diyeyim. Şuraya da b noktası diyeyim. Tamam. O a uzunluğu. 3 kök ki o b uzunluğu. Tam tersi olacak o zaman. Şurası b burası a olsun. Şurası 3 kök gidiyor. Burası da tamamı 6 kök gidiyor. O zaman buraya da 3 kök mi kalıyor? Evet. OB uzunluğu 6 kök ya. Buraya da 3 kök birim kaldı. Peki. AB doğru parçası işte tam olarak burası AB doğru parçası oldu. AB doğru parçası saat yönün tersinde orijin etrafında 90 derece döndürülürse. Hocam saat yönü bu yönde. Saat yönün tersi de bu yönde. Yani şu yönde. Bu yönde döndüreceğim. Arkadaş bunu döndürürken kaç derece 90 derece döndüreceğim. Sen bunu döndürürken 90 derece hop bu buraya gelmez mi? Evet bu buraya gelir. Hatta şöyle dönmüş hali. Bu y eşittir x doğrusu değil miydi? y eşittir x doğrusuydu. Yani burada açılarımız 45 45'ti. E hocam burası da 45 burası da 45 derecedi. 90 derece döndürsen burası da 45 olacak yani 90 derece. Şimdi 90 derece dönmüş hali hop a noktası buraya gelecek. B noktası da dönmüş halinde buraya gelecek. Yani burası a üstü b üstü noktası oldu. İşte dönmüş hali buraya denk geldi. Şimdi bizden ne isteniyor? A, A üstü, B üstü ve B noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen dörtgenin de alanı isteniyor. He, dönmüş hali A üstü burası. Dönmüş hali B üstü burası. Ben buradaki noktaları birleştireceğim şimdi. Birleştireyim şöyle 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 şöyle. Burada bir ne çıktı? Şöyle bir dörtgen çıktı. İşte bu dörtgenin nesi isteniyor bizden? Alanı. Şimdi arkadaş burası 3 kökü müydü? Evet burası da 3 kökü olacak. Şimdi yarı çap 3 kökü 3 kökü. Burası da aynı şekilde 3 kökü gibi, Aynı öyle. Hatta burası ne çıktı olay meydana. Hocam şuradaki dik üçgenin alanından buradaki üçgenin alanı çıkartacağım. Şurası altı kök gibi değil mi? Evet burası da altı kök ki. E o zaman şu büyük yamuğun alanı isteniyor ama yamuk alanından gitmeme gerek yok. Şuradaki dik üçgenin alanından 6 kök 2 çarpı 6 kök 2 bölü 2'den neyi çıkartacağım arkadaşım? Şuradaki beyaz üçgenin alanı çıkartacağım. O da 3 kök 2'lik alan. 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2'yi çıkartacağım. Hocam bölü 2 ile kök, kök kök gitti. 36 kaldı. 36 eksi. Şunlar şunlar yine sadeleşti. 9 yaptı. Cevap böylelikle kaç yaptı? 27 yaptı. Güzel bir soru. Örnek 24 böylelikle denizli çıktı. Geldik 25'e. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde 6 birim uzunluğunda OK şu. Doğru parçasını Hira orijin etrafında ok yanında 30 derece döndürüyor. Hmm. 30 derece döndüreyim. Melike de Y X doğrusuna göre simetriğini alıyor. Kira ve Melike'nin elde ettiği doğru parçaları çakışık olduğuna göre. He. Şimdi ben bunun y eşitlikse göre simetriğini alayım ilk önce. Y eşitlikse göre simetriğini alınca şunlar dik olacak ve şunlar birbirine eşit olacak. E hocam burada da ne oluştu? Hocam dik tabanı keş parçaya böldü. Aklımıza x kenar geldi. Burası da altım oldu. Evet. Bak şimdi şu diyor. Ben ne yaptım burada? Bu y eşitlikse göre simetriğini aldım. Bu noktanın simetriği alınca burası oluyor. Her bir noktanın simetriği burası. Ya da bu noktada üstünde ya şurası yaptı. Evet simetri olan bu doğru aynı zamanda bu noktanın orijin etrafında döndürülmesine eşitmiş. Orijin etrafında 30 derece döndürülmesine eşitmiş. E döndürdüğüm buraya denk geldi. Yani şu şekilde döndürdüğün zaman buraya denk geldi. E o zaman burası 30 derece hatta bunlar eşit olduğuna göre bunlar 15'er derece mi oldu? Evet. E bu y x doğrusu y x doğrusu 45 derece yapmak zorunda. 45 derece olmak zorunda. Şu açı 45 derece olmak zorunda. O zaman buraya kaç kaldı? 30 kaldı. K noktasının Şimdi çakışık olduğuna göre K noktasının apsisi nedir diye soruluyor. İşte buradaki K noktası soruluyor arkadaşlar bize. apsis soruluyor. E şimdi burada kaçın oldu o zaman? Şimdi buraya ben 30, 15 yani 45. Burası da 15 ise buraya da 30 derece kaldı. Evet. K noktasının apsisi dediği yer şurası soruluyor bana. Şuradaki uzunluk soruluyor. arkadaş 90'ın karşısı burada. Hop 90'ın karşısı 6 iken. E burası da ne yaptı? Şu 30, 15, 15, 60. Burası 60 derece yaptı. Burası da 30 derece yaptı. 30'u karşı da kaç yapar o zaman? 3 yapar. E zaten benden K noktasının apsi isteniyor. Yeni K noktası değil. Sen bunu böyle simetriyle alınca burası K üstü oluyor. Yeni K, noktası değil. Bizden eski K noktasının apsisi nedir diye soruluyor. Açıları da bulduk ya. 90'ın karşı 6'yız. Direkt 30'un karşı 3 yapar. Yani cevap böylelikle 25'in soruda Ceyhan çıkar. Bir sonraki soruya geldik. Evet y= x bölü 3 ve eksi x bölü 2 doğruları verilmiş. Şimdi başka neler verilmiş burada? MK orijin etrafında pozitif yönde şu şekilde. Bak MK pozitif yönde. Saat yönün tersinde e, bu doğru üstüne gelene kadar döndürülüyor. Bunu böyle döndürdüğünde bu buraya geliyor. Bu bunu, bunu böyle döndürdüğünde bu, bu, buraya gelir. Şöyle şu şuraya gelecek arkadaşım. Değil mi? Düzgün döndüreyim şöyle. Hop döndürdüm. Yani şurası mı yaptı? Evet. İşte MK doğru parçasının taradığı yüzey alanı nedir diye soruluyor bize. Hmm. Arkadaşlar burada ne yapacağız? Bir kere burada e, bu nokta bunun üstünde. X yerine 6, Y yerine A yazacak olursam. Hocam X yerine 6 yazarsam. Y eşittir 6 bölü 3'ten 2 yapar. Ya ordinatı 2 yapacak. Yani 6'ya 2 noktası yapacak burası. Şöyle geldik. Apsi 6 ordinatı 2 yaptı. E hocam x yerine 9 yazarsam. X yerine 9 yazarsam da. O zaman y eşittir 9 bölü 3'ten. Y yerine bak. X yerine 9 yazıyorum. O zaman burası da 3 yaptı. Ordinatı da 3 mi yaptı? Evet. Şimdi burada Pisagor bağıntısından burayı ve hatta şurayı da bulabilir miyiz arkadaşlar? Bulabiliriz. E ee, ama şurada bir halka alanı isteniliyor bizden. Çünkü şu dilimin alanından buradaki dilimin alanı çıkartacağım. Bana burada açı lazım. Yani iki doğru arasındaki açıyı bulmam lazım. İki doğru arasındaki açı dediğimiz neydi? Tanjant A, A, A x b'nin açılımından geliyordu. E, ee, birinin neyimi kaç arkadaşlar? Bak bir tanesinin neyimi? M1 dediğimiz 1 bölü 3. M2 dediğimizde eksi 1 bölü 2 değil mi? Evet. Şimdi iki doğru arasındaki açı bulunurken şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya hocam şurada açıya alfa dedim burada kaçıya beta dedin. Tanjant alfa artı betayı bulunca şurada ya da bulabilirsin aslında. E, oradan da gidebilirsin. E, oradan yapalım o zaman. Değil mi? Evet bunun, bunun açısına alfa diyelim bunun açısına beta diyelim. Ama bunun açısına beta dersem Şöyle e, eğim açısına beta dersem burası beta olur. Beta eksi alfa bana burayı verir. O yüzden tanjant beta eksi alfanın açılımından geliyor dedim. Ama istersen hiç böyle e, şu formülü kullanmadan da sonuca da ulaşabilirsin. Buraya alfa buraya beta de. Beta dediğinde bunun tanjant betası bak bu sefer şey oluyor. Şuraya dar açıya beta dersen 1 bölü 2 yapıyor yalnız dikkat et tamam mı? Hani tanjant alfa artı betadan gideceksen öyle yaparsın. Ama biz ne yapalım? 2 e, doğru arasındaki açı formülünden gidelim. Biri tanjant beta birisi de tanjant alfa. E, tanjant beta eksi tanjant alfadan geliyor. O da tanjant beta eksi tanjant alfa neye eşit oluyor? Birinin eğimi kaç? Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 eksi hani tan eksi tan bölü 1 artı tan tan ya e, yazayım. Tanjant alfa eksi betanın açılımı neydi? Tan alfa eksi tan beta bölü 1 artı tanjant alfa çarpı tanjant betaydı. Ama ben burada beta eksi alfa'ya arıyorum. Beta 2 eksi 1 bölü 2 eğimi. E, tan, tan eksi tan eksi 1 bölü 2 eksi şu. 1 bölü 3 değil mi eğimi? 1 bölü 3 bölü. 1 artı çarpımları. E, birinin eğimi eksi 1 bölü 2. Birinin eğimi de 1 bölü 3 ya. Çarptığım zaman eksi 1 bölü 6 mı geliyor? Evet. E o zaman burada ne geldi? Hocam şurası 3 ile genişletince bunu da 2 ile genişletince eksi 3 eksi 2 eksi 5 bölü 6 yaptı. Aşağısında hocam 6 5 bölü 6 yaptı. E buradan eksi 1 geldi. O zaman iki doğru arasındaki açı tanjantı eksi 1. Yani açımız kaç derece olacak? 135 derece olacaktır. Çünkü bu tanjant teta diyelim. Tanjant teta eksi 1 ise 2 doğru arasındaki açı 135 derece yaptı. E o zaman bize yarı çaplar da lazım. Pisagor bantısı 2 6 ise burası 2 kökon yapar. Hani 2 çarpı 1 2 çarpı 3 yap. Ya da Pisagor bantısını şöyle yap. 2'ye ya, 6 ya. Hocam burası 2 çarpı 1. Burası 2 çarpı 3. Burası da 2 kök 10 yapıyor. Kareleri toplamından dolayı. Burası 2 kök 10. Burası da kök 10 yapıyor. Pisagor bağıntısından. Ya da 2 bölü 3 benzerlikten 2 bölü 3. Yani 2'ye 1 oranı olacak. Şimdi ne yapacağız? 135'lik diliminin alanını bulacağız. 135'lik halkanın alanını bulacağız. Tüm 135'lik dilimden buradaki 135'lik dilimi çıkartacağız. Yani yarı çapı 3 kök 3 olandan. Yani pi 3 kök 10'un karesi 135 bölü 360'dan pi neyi çıkartacağız? 2 kök 10. 2 kök onun karesi 135 bölü 360'ı çıkartacağız. E o zaman burası kaç yaptı? 100, pi 135 bölü. Yani 135 bölü 360 zaten. Hocam 3 bölü 8 mi yapıyor? 45'e bölsen 3, 8. Evet. Pi 3 bölü 8 parantezine alsan. Hocam 3 kök onun karesi 90 yapar. Öbürünün karesi de 40 yapar. E, o zaman burası pi çarpı 3 bölü 8 çarpı 50 yapar. Gerekli sadeleştirmeyi yapacak olursak 2'ye böl 2'ye böl burası 25 burası 4 yapar 25 75 pi bölü 4 mi yapıyor o zaman burası da evet 75 pi bölü 4 olarak buluruz cevabı. Evet örnek 26'da bu şekilde çıktı cevap denizli oldu ve geldik son soruya galiba bakıyorum. Evet son soruya yani 19. günün son sorusuna aşağıdaki koordinat sistemine uzunluğu 5 birim olan şu uzunluğu 5 birim olan doğru parçası. Ve uzunluğu 2 birim olan KL doğru parçası. Evet. AB 5 birim. Burası da 2 birimmiş. Doğru parçası yerleştirilmiştir. AB A noktası etrafında. KL. K noktası etrafında. 360 derece dönebiliyor. Evet. Ben bunu 360 derece döndürebiliyorum. Yani bunu 360 derece döndürdüğüm zaman şöyle bir dairesel hareket yapacak. yarıçap 5 olan. Bunu da döndürdüğüm zaman yarı çap 2 olan şöyle bir dairesel hareket yapacak. Değil mi? Evet. Şimdi bu şekilde bir şey yapıyoruz. B noktası nerede? Dur bakayım 360 derece döndürülüyor. Buna göre BL uzunluğu. Ha, B noktası burada, L noktası burada ya. Şimdi L noktası da bu K noktası etrafında döndüğü zaman, bu A noktası etrafında da bu döndüğü zaman buradaki noktaların hepsi B noktası olacak. E BL uzunluğunu alabileceği kaç tane tam sayı değer vardır? Yani arkadaşlar, şimdi ben burada ne yaptım? Şu 5'i döndürdüğüm zaman B noktaları burada, 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 burada böyle olacak. Hocam buradaki de şey noktaları da hop böyle 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 böyle, böyle olacak. E burada biz bu noktalar üzerindeki yani bu iki çemberin birbirine en yakın olduğu iki noktayı nasıl buluyoruz? Hocam merkezleri birleştirdiğimizde bu en bombeli birbirine en yakın olan yer arasında uzaklık değil midir? Evet. Burada iki nokta arasında uzaktan gidebiliriz aslında ama dik üçgenden de gidebiliriz. Dik üçgenden gidelim kardeşim. Şurası zaten 7 birim. Burası 8 birim. Yani toplamda 15 birim oldu. Hocam şurası 4 birim. Burası da kaç birim? 4 birim. E burası da toplamda 8 oldu. 8, 15, 17 üçgeninden şu uzunluk 17 oldu. Hocam yarıçap 2 birimdi, yarıçap 5 birimdi. 5, 2, 7, 5'ten 2 yani 7 çıkınca, 17'den 7 çıkınca burayı kaç buluruz? 10 buluruz. Yani buradaki birbirine en yakın noktalar ne oldu? 10 oldu. En uzak iki nokta nedir? Şuradaki en bombeli yerler. Buradaki en bombeli yerle, buradaki en bombeli yerler arasındaki uzaktan bahsederiz. Bu sefer de ne yaparız? Şu 17'ye bu yarı çap 2, bu yarı çap 5'e ekleriz. Yani 17'ye 7 eklediğin zaman 24 mi yapıyor? Evet. Biri de 24 yaptı. Evet. en, O zaman bizim aralığımız ne olacak arkadaşlar? Bir en fazla uzunluk 24, en az uzunluk 10. O zaman bu noktalar arasındaki uzaklıkta 10 ile 24 arasında olmak zorunda. Mesela şuradan alacak olursan şöyle noktalar arasındaki uzaklık bu noktada olabilir. Değil mi? O yani 10 ile 24 arasında olacak. Ama 10 ile 24 dahil mi? Dahil. Çünkü şu iki nokta arasında uzaklık zaten 10 yaptı. Ya da en fazla uzaklığı da bu iki nokta arasındaki uzaklık yaptı. Yani bunlar da dahil olacak. İşte bizden bu isteniyor. Kaç tane değer vardır? Hocam 24'ten 10 çıkart. E, normalde her ikisinde eşitlik olmasaydı büyükten küçüğü çıkart bir de bir çıkart diyorduk. Her ikisinde eşitlik olduğu zaman da artı 1 ekliyoruz. Bu da kaç yapıyor? Bundan bunu çıkarsak 14 artı 1 15 tane değer olmuş oluyor. Yani cevap 27. soruda Denizli oldu mu? Oldu. Ve böylelikle 19. günü bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki gün. 20. gün yani son gün. Son gün az kaldı. Evet bir gün kaldı. Son gün. Çember Anadolu'nda görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.